Ahmet Davutoğlu'na oy verir misin? Çok zor. Düne kadar partinin içindeydi. Eleştirecek neyi var? Tutmuş bir şeyler konuşuyor. Biz sana Ahmet Hoca dedik. Sevdik de eyvallah. Sen yanlış yaptın. Yapmaman lazımdı. Senin bizim Cumhurbaşkanımızın yanında olman gerekiyordu. Başkomutanın yanında olman gerekiyordu. Olmadın. Biz de senin yanında değiliz. Biz de senin arkanda durmayacağız. Bundan sonra sen de bizim karşımızdasın. Eyvallah. Davutoğlu zaten denenmiş birisi bence. Hani ayrı bir partide daha farklı ne yapabilir bilmiyorum. Çok bir şey yapabileceğini de düşünmüyorum. Oy hususunda çok ketum davranan birisiyim. Oy verir miyim bilmiyorum duruma göre. Vermem de verebilirim de. Bir kesinliği yok. Şahsa göre değil de duruma göre oy veriyorum. Hayatta vermem ya. Neden abi? Niye vereyim abi? O adam ihanetçi bir adam ya. Davasına sahip çıkmayan adama ben oy vermem. Kesinlikle oy vermem çünkü Davutoğlu'nun amacı bir hedefi yok. Türkiye ile ilgili güzel planlar peşinde değiller. Tek hedefleri AK Parti'ye 2023 seçimlerinde kaybettirmek, %50'nin altına bırakma. Bunlar hepsi bana göre %99 projedir. Aynı şurada bekleyen Saraçhane'de işten atılmayacaksınız deyip de işten atılanlar mağdur insanlara bunlar da çok çektirecek. Lütfen kanmayın, inanmayın. Ben Ahmet Davutoğlu'na oy vermem. Sevdiğim halde oy vermem. Ahmet Davutoğlu evet temiz bir insan ama çok duygusal bir insan. Türkiye'de bu duygusallıkta ülke yönetilmez. Yani lider kişiliğe sahip değil. Şimdi Ahmet Davutoğlu İzlanda'da, Norveç'te ülke yönetir. Çünkü o ülkelerin bir derdi yok, bir sıkıntısı yok. Ama yönetti, reis başbakan oldu. Oldu ama reisin sözü vardı arada. Öyle söyleyeyim. Evet önemli kararlar aldı ama reisin kontrolünde kararlar aldı. Ama Norveç'te dediğim gibi İzlanda'da, Yeni Zelanda'da bu tarz ülkelerde barış, kardeşlik, evet sarılalım, koklaşalım, öpüşelim bunları yaparsın. Ama Türkiye gibi bu ülkede bunu yapamazsın. Burada reis gibi, Erdoğan gibi dik durabilecek, karizmatik bir kişiliğe sahip, kararlı durabilecek bir lidere ihtiyaç var. Çünkü misal vereyim, Trump sana dedi ki senin ekonomini batırırım. Sen dik duramazsan, reis gibi bir adam olmazsa ne olacak? Yani Ahmet Davutoğlu'nun duygusallığı, Ali Babacan da keza aynı şekilde. Bunlar duygusal insanlar. Ben bu insanları seviyorum. Allah var. Ben de bu insanlara oy verdim. Ama reisin varlığında Ahmet Davutoğlu'nun da Ali Babacan'ın da bir şansı yok. Vermeyeceğim. Neden? Aynı AK Parti'de ayrılma. Ne farkı var? Onun değişik bir şey getireceklerini zannediyor musun? Getirmeyecekler. Aynı. Tüzük aynı. Başka bir şey diyecek yok. Vallahi şu şartlarda vermem. Tekrar ayrı bir parti kurmak yani ihanet gibi bir şey yani. Ondan dolayı yani oy vermem ben şahsen. AK Parti varken bir başkasına vermeyi düşünmüyorum. Yapılan hizmetlerin tamamından memnunum. Bu güne kadar Cumhuriyet tarihinde yapılmayan bütün hizmetlerin tamamını bu 17 yılda AK Parti yaptı. Kim ne derse desin benim yaşım 63. 64'e gireceğim inşallah. Sigortada nöbet de bekledik. Tüp kuyruğuna da girdik. Benzin kuyruğuna da girdik. Biz hastanelere giderken adam devlet hastanesinde yazıyordu. Gel muayeneme diyordu. Muayenehanesine gidip para veriyorduk üstüne. Ama şimdi bak para var, ekmek var, yemek var, her şey var. Elhamdülillah. Daha ne isteyelim abi ya? Amerika yat diyordu, yatıyordun. Kalk diyordu, kalkıyordun. Şimdi ne yapıyorsun? Dikleniyorsun. Allah reiste uzun ömürler versin. İcraatına bağlı. Zaman gösterecek bunu. Davutoğlu'nu kim tanıyordu? Abdullah Gül'ü tanıyordu. Recep Tayyip Erdoğan lider olarak hem içeride hem dışarıda bir marka. Şimdi marka olduğu zaman bazı kralcıklar var. Yani kendini kral zanneden. Recep Tayyip Erdoğan'ın kanadı altından bir yerlere gelen insanlar kendileri gelmiş gibi hissederler. Kıyamet bundan kopar. Ben oy vermeyi bırak. Bunların çok büyük bir hüsrana uğrayacaklarını söylüyorum. Yani bunlar diyorlar ki herhalde oy havadan iniyor. Bu halk aptal değil. Bir emek verilmiş orada. FETÖ'nün kucağından ineceksin, öbür kucağa bineceksin. İşte Almanya'nın kucağına ineceksin, Fransa'nın kucağına. Yok Avrupa'na iyi geçineceğiz. Yani yanar döner işler bizim işimiz olmaz hocam. Bu millet kadim bir millettir. Çizgisi bellidir. Vereceği oy da bellidir. Millet Tayyip Erdoğan'a oy verir. Şu andaki Tayyip Erdoğan'ın yanındakiler bile şu anda yarın ihanet etsinler. Öbür gün yine Tayyip Erdoğan'a oy verirler bu insanlar. Bu insanlar aptal değiller. Ne Abdullah Gül, ne Babacan, ne diğerleri, ne Davutoğlu. Hiç kusura bakmasınlar. Ben oy vermem. Oy vermezler. Bu sevdadan vazgeçsinler. Burada amaç farklıdır. Diyelim oy aldılar. Öyle farz edelim. Muhafazakarların oyları gidecek hocam. Bazılarının amaçları zaten o. Yani bir şekilde AK Parti'yi yıpratmak, tek başına bırakmak. Bunlar başaramayacaklar. Büyükşehir'i kaybettik diye, karamsarlık diye bir şey yok. Bu büyükşehir biraz toparlanmamız için, rahmani bir tokattı bizim için. Kendimize geldik, Allah'a hamdolsun.
Bu gibi oyunlara da gelmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu planları yapan insanlar da hüsrana uğrayacaklardır. Allah'ın izniyle uğrayacaklar da. Tayyip Erdoğan bir markadır. Değişmez bir gerçektir. İnsanlar ona oy veriyor. Etrafındakiler önemli değil. Tayyip orada olduğu sürece, Allah ona o canı verdiği sürece millet ona oy verecektir. Bunlar da onun gölgesine biz hani ne yaparız, nasıl yıpratırız hesaplarında. Olan insanlar bunlar da sürekli değildir. 3-5 ay sonra onların da esamesi okunmayacak. Tarih hepsini yargılayacaktır Allah'ın izniyle. Kesinlikle vermem. Partiye ihanet etti. Bugüne kadar AK Parti ile beraber yürüdü. Ta ki kendi işleri bitene kadar, parti içinde kendi menfaatleri bitene kadar sürekli beraber. Dava var burada. Biz dava adamıyız. Biz AK Partiliyiz. Davamıza ihanet etmek yoktur. Davaya ihanet edersen unutulursun. Tarihte adım bile geçmez. Tarihte ismin kalmaz. Bu bir gerçektir. Cumhurbaşkanımız dış güçlerle tabii uğraşıyor. Bunlar içeriden Cumhurbaşkanımızın önünü kesmeye çalışıyor. Yanlış şeyler bunlar. Hayır efendim. Sürekli AK Parti'ye veriyorum. Hayatta vermem. Reisin dediği gibi gidenlerin gitmesi lazım. Böyle insanların orada olmaması lazım. Olmadığı için de kusura bakmasınlar, hiç de kusura bakmasınlar. Öyle insanlar artık AK Parti'de işi yok. Ne oldukları da belli, neye amaç ettikleri de belli. Davutoğlu'nun D'sini tanımazdık. Reisin sayesinde Davutoğlu oldu. Kendisinin reklamını da güzel yine yaptı. Başbakanlık yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Nihayetinde kendisi bir amaç uğruna, bir kariyer uğruna, kendi şahsi çıkarı uğruna yarı yolda bıraktı. Yarı yolda da bırakmadım. Aslında biraz da iyi oldu. En azından kendilerini deşifre ettiler. Teşekkür ederim. Amaç başarılı olmak değil. Ne koparırsam kârdır hani. Kıl koparsam kârdır. Başkanlık sistemi var ya. %1 zayi vereyim diyor. Amacı o yani. Ben 34 sene diyar-ı gurbette Almanya'da yaşandım. 16 yaşında gittim. 50 yaşında geri döndüm. Kusura bakmasınlar. Yok ayrımcılık var. Bilmem nesi var. Şusu var. Busu var. Hiçbir şeysi de yok. Şu anda ihtiyaç sahipleri bütün ülkelerden ülkemize gelen kaçak gelmiş, öyle gelmiş, böyle gelmiş bu insanlar var. Bu insanlar burada rahat dolaşıyor da Türk milleti nasıl dolaşmıyor? Türk milletine ne oluyor? Ben onu anlamış da değilim ya. Ya bunlar o kadar serbest dolaşıyorlar ki bizden daha serbestler. Diyar-ı Gurbet'te ben emeğimi verdiğim halde bana Şahize Türken diyenler oldu. Ben Münih'te tek başıma Türk bayrağını dalgalandırmış bir insanım. Beni tanıyanlar da tanır. Ben ülkemi seviyorum. Bu ülkenin üzerinde bütün dünya bir olup da Türkiye'min üzerinde bu kadar algı, bu kadar büyük bir şeyler yapıyorlarsa bunun bir sebebi var. Türkiye'ye bu kadar düşmanlıkları, bu kadar üstüne gelmeleri, reisi bu kadar sevmemeleri, reisi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Ne Davutoğlu, ne Abdullah Gül, ne Babacan. Bunların yarın öbür gün esamesi de okunmayacak. Allah bu millete zeval vermesin. Allah, Cenab-ı Allah da ülkemize, milletimize, askerimize, emniyet güçlerimize onları her daim muzaffer eylesin. Davutoğlu'na oy verir misin? Vermem abi. Davasından sapan adam bizden değildir abi. Deniz Baykal abi adam o kadar kasetleri çıktı bilmem neleri çıktı davasından vazgeçmedi. Adam hala davasını devam ettiriyor. CHP'nin yanında hala durmaya devam ediyor. Bizimkilerde öyle bir şey var ki hep böyle bir koltuk sevdası, hep böyle bir şeyler yapayım ben kaçayım buradan alayım moltamı hani bir şeyler bana düşsün bana düşmedi mi başka şeylere gidelim. Yani bizimkilerde hep böyle kaçak dövüşme sanatı var. Dayıp babayla beraber çıktın yola. Baba sana bu kadar yol verdi. Ne oldu şimdi? Yani ne oldu? Elinize yüzünüze bulaştırdınız verdikleri işleri. Ondan sonra da Tayyip Baba'ya falan filan yapmaya başladınız. Niye? Niye başkalarıyla beraber oldunuz? Abdullah Gül, Tayyip Baba onu söylerken kürsüye çıktığı zaman kardeşim benim geliyor dedi, Cumhurbaşkanı olmaya dedi. Kardeşimdir o benim dedi, bilmem ne dedi. Ne yaptı arkasında durdu mu? Durmadı. Neden abi? Ya şimdi bu kadar millet buralarda toplanmışlar. Herkes eylemler peşinde, bilmem neler peşinde. Belediyeden insanlar atılıyor. Ülkede sürekli bir şeyler ters gidiyor. Neden? Birlik olmadığı için. Zamanında oy verdik tabii. Neredeyken verdik? AK Parti'yken. Ne demişti o zamanlar? Sonuna kadar demişti. Başbakanken her şey iyiydi. Biz bir yere gelmediğimiz halde bu partiyi bırakmıyoruz. Dışişleri Bakanı yapmış. Başbakanlık yapmış. Daha ne istiyorsun? Bu görevlerden alınınca varken iyi. Alınınca görevden kötü mü olunuyor? Böyle mi olmak lazım? Öbür bir tane daha var. Gül dediğimiz. Ne gülü? Diken. Başbakan olmuş. Cumhurbaşkanı olmuş. Bizim hayal edemeyeceğimiz makamlara gelmişler. Hani oradan alınınca niye böyle yapıyorsun? Görevdeyken iyi de sonradan niye kötü? Bunları biz akıllı adamlar zannediyoruz. Davaya böyle ihanet olmaz. Beraber çıktığın arkadaşlarına bu yapılmaz. Demek ki başka niyetleri varmış. Oralardayken iyi alınınca kötü oluyorsa bir insanda bir şey ararsın. Yani bunda bir demek ki görevdeyken iyi, bir yerlere gelince iyi, sonra tıs.
bir dinlemem lazım. Mitinglerini görmem lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. AKP ile beraberdi. Bir marifetini görmedik. Bakalım şimdi kendine ne yapacak? Ahmet Davutoğlu'na oy verme çünkü geçmişini biliyoruz. Geçmişi pek parlak değil yani. Dış siyaset olsun, şehit olsun. Konularda yetersiz olduğu için hani zaten bilinen birisi. O yüzden vermem yani ben.